gerekçe buluyor. Şimdi de elektrik faturalarına yapılan zamlar ve doğalgaza yapılan zamlara bir gerekçe buldu. Nedir? Dolardaki artış. Oysa dünyada ve Türkiye'de dolar artmadı. Petrol fiyatları da yükselmedi. Fakat doğalgaz ve elektriğe zam yapıldı. 1 Nisan sabahından itibaren doğalgaz faturalarımız %18.7, elektrik faturalarımız da %9.3 zamlandı. Hepimizin bütçesi sarsıldı. Özellikle dar gelirlerin bütçeleri sarsıldı. Hükümetin zamlarla ilgili açıklamaları adeta bir Nisan şakası gibi oldu. Zamları iktidarın iradesi dışında oluşan dünyadaki siyasi belirsizliğe bağlı döviz ve petrol fiyatlarındaki yükselişler nedeniyle yapmışlar. O yüzden hak etmediğimiz halde dünyanın yükünü çekiyormuşuz. Bakalım öyle mi? Bildiğiniz gibi biz sıfır sorunla idare edilen bir ülkedeyiz. Halbuki zamların sebebi olarak Orta Doğu'daki olan belirsizlikler ve gerilimler nedeniyle bu doğal zamların olduğu ifade edildi bize. AKP bundan önce 2011'de doğalgaza %15 zam yapmıştı. Türkiye'nin en büyük doğalgaz tedarikçisi Rusya. Geçen yılın Ekim ayından bu yılın Şubat ayına kadar Rusya'nın Almanya'ya sattığı doğalgazın TL cinsinden fiyatı artmamış. Tam tersine TL'nin değer kazanmasına bağlı olarak düşmüştür. Yani son doğalgaz zammının dünya fiyatlarıyla ilgisi yoktur. AKP doğalgaza %18.7 gibi insafsız bir zammı dünya fiyatı düşerken yapmıştır. Artarken değil. Yetmemiş, bunu elektrik fiyatlarına da yansıtmıştır. Başbakan ve AKP şunu itiraf etmelidir. Bu zamlar AKP'nin ekonomiyi kötü yönetmesinin vatandaşa çıkan faturasıdır. Ne yazık ki ülkemiz iyi idare edilmiyor, iyi yönetilmiyor. AKP sakın bağımsız enerji piyasası düzenleme kurulu bu zamı istedi demesin. Onlar başbakan Türkiye'ye ayak basmadan karar bile alamaz hale geldi. Bir gece çıkan kanun hükmünde kararnameler Türkiye'de bağımsız düzenleyici, denetleyici kurum bırakmadı. Bildiğiniz gibi Türkiye'de 3. Boğaz Köprüsü'nün geçeceği yeri de başbakan tayin ediyor. Çocukların okuduğu veya verilen tabletlere de başbakan karar veriyor. Her şeye başbakan karar veriyor. Buna da başbakan karar vermiştir. 2011'de Çin'den sonra en fazla biz büyüdük diye övünüyoruz. Ama bu büyümeyi dünyanın en yüksek ikinci cari açığıyla gerçekleştirdiğimizi itiraf edemiyoruz. Sizin yaptığınız ekonomiyi büyütmek değil, ekonomiyi şişirmek. El parasıyla ekonomiyi şişirmenin sonu yoktur. Türkiye, dünyanın yükünü değil sıcak parayla ekonomiyi şişirerek seçimi kazanmaya çalışan AKP'nin hatalı politikalarının yükünü çekmektedir. Diğer taraftan AKP'ye bakarsanız dünyanın en pahalı benzin tüketmemizin nedeni de Arap Baharı ve İsrail-İran gerginliğidir. Sene başından buraya benzine mazota yapılan zamlardan hiçbir suçları yoktur. Oysa petrol fiyatı artıyorsa tüm dünya için artmaktadır. Türkiye'de Mart ayı itibariyle benzin litresi 2 euro iken iç savaşın eşiğindeki komşumuz Suriye'de 0.85 euro, Gürcistan'da 1 euro, Ermenistan'da 0.96 euro, Bulgaristan'da 1.31 euro ve ekonomisi fiilen iflas eden Yunanistan'da 1.74 eurodur. Arap Baharı bir tek bizim etkilemektedir. Dünyanın en pahalı benzinli vatandaşımızın kullanmasının sebebi benzin pompalarının birer vergi dairesi dönüşlerine hükümetin beceriksizliğidir. Bilindiği gibi vatandaştan vergi alamayan hükümet, kelle vergisi dediğimiz herkesin tüketici vergilerine yüklenmekte, bu daha da kolayına gelmektedir. Bir vergi reformuna şart olduğu bellidir ama ne yazık ki o iradeyi hükümet gösterememektedir. Türkiye 28 Avrupa ekonomisi içinde benzinde litre başına en fazla vergi alan birinci, motorinde ise üçüncü ekonomidir. Vatandaşın benzinde litre başına ödediği her 1 liranın 60 kuruşu devlete vergi olarak giderken motorinde her 1 liranın 51 kuruşu devlete gitmektedir. Diğer taraftan ABD Büyükelçisi'nin tek bir sözüyle İran'dan alınan ucuz petrolden vazgeçen AKP kendi yetersizliklerini milletlere fatura etmektedir. Bilindiği gibi biz İran'dan petrol aramayı durdurduk ve
ucuz petrol almayı durdurduk ve Libya'dan almaya başladık. Libya'da biliyorsunuz Fransız petrolü. Hani biz Fransızlara ekonomik yaptırım uygulayacaktık. Hepsi onların birer yalnızca fantazide ileri gidemeyen şeyler. Bunu diyen, zamları yapan bakan vatandaşları dava geçmekte sınır yok. AKP'nin yanlış politikaların sonucunda halkının sırtına yüklenen haksız ve insafsız akaryakıt, doğal gaz, elektrik zamlarını protesto ediyor ve derhal geri almasını istiyoruz. Hükümet vatandaşları alay etmekten kaçınmalıdır, bir daha da yapmamalıdır.